Evet. Böyle eğlenmeyi özlediğini düşünüyorum. Ben de çok özlüyorum. Siz ne iş yapıyorsunuz? Oyuncuyum ama bir yandan da sosyal medya uzmanlığı yapıyorum. Uzmanlığın nasıl oluyor? Bir sinema sayfasının içeriklerini düzenliyorum. Sosyal medya yöneticisi de deniyor mu size? Gibi, evet. Yani bir sürü ismim var işte. Yöneticiyi mi tercih edersiniz, uzmanı mı? Yani ben hiç sosyal medya ile ilgili pek bir şey tercih etmem ama hayat işte yani. Hani o yüzden... Siz yani oyuncu olarak anılmak istiyorsunuz. Tabii ki, kesinlikle. Para gütmeden oyunculuk yapar mısınız? Işte güder misiniz? İşte tam onu yapmamak için başka bir mesleğim olsun ve orayla onun bağlantısı kesilsin ve ben de bu mesleği severek ve hala aşkla yapabileyim istiyorum. Wow. Peki birine oyuncu olma tavsiyesi verir misiniz? Ben vermem. Yani hani bence oyuncu olmayın. Gerçekten arkadaşlar, yani bana hep soruyorlar. Diyorlar ki oyuncu olsunlar mı? Oyunculuk istiyor falan. Diyorum ki yapmayın. Çünkü yapmayın. Bak şimdi hayatım, benim de bir seçeneğim olsa ben de oraya hiç düşmezdim. Ama yani hayat... Düşülecek bir şey mi oyunculuk seni gittiğinizde? Yani biraz öyle oldu. Ben içine düşüverdim yani. Yani sen istemiyordun. Biri geldi dedi ki oyna. Öyle de olmadı. Boğaziçi'liydim aslında. Aynen, Boğaziçi'de evet. Okuyordum. Para kazanmam lazımdı. Dediler ki kamerayla çok iyi anlaşıyorsun. Git reklama falan. Dur bir dakika. Hadi bir şöyle mi oldu? Bir dakika. Ben arkadaşlar size özetliyorum. Boğaziçi'nde okuyor, tamam mı? Evet. Biri geliyor diyor ki dur diyor. Oturacağına oyunculuk var. Gel sen de bir elinden tut. Böyle mi oldu? Gibi. Ve sen tutkulu oldun bu yani, şey, omuz silktiğin mesleğe. Hiç omuz silkmedim. Çok memnunum. İyi ki buradayım. İyi ki de seni o gün zorla böyle yani yaka paça o sete mi artık tiyatroya mı neyse götürmüşler. Ve sen dedin ki ben mesleğimi buldum. Gibi oldu ne yani. Okuyordun Boğaziçi'nde? Önce siyaset okudum, sonra psikoloji okudum. Ve oyunculuğa karar verdin. Evet. Psikoloji okumuş biri olarak bile evet, Türkiye'de oyunculuk yapayım dedin. Dedim işte. Bence senin tezin bu. Olabilir bence de. Gerçekten. Evet. Çünkü biz oyuncular, burada oyuncu arkadaşlarım da var. Biz oyuncular şöyle oluyoruz. Bir psikoloğa gitmek istiyoruz. Şu an oynuyor musun bir yerde? Yok, hayır. Tamam, ama biz biliyoruz ki seni gördüğümüz zaman diyeceğiz ki tutkulu. Evet, bu tutkunu hiç kaybetme. Biz kaybedenler olarak çünkü bugün burada oturup işte sohbet ediyoruz. Şimdi yok, şaka yapıyorum. Hayır, biz de şey, hemen böyle yapımcıları kapsayan hemen bir insert giriyorum arkadaşlar. Yo, biz de çok keyif alıyoruz oyunculuktan. Bütün şartlar o kadar iyi ki gerçekten psikoloğa ihtiyacımız olmuyor. Tamam, bunu ben şeyde kurguda özellikle burayı önce koyacağım ki hani şey... Wow, ne kadar da oyuncu kız desinler. Çok teşekkür ederiz. Tanıştığıma çok memnun oldum. Ederim. Şurada bir hanımefendi var. Böyle mavili giymiş. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. İsminiz? Neslihan. Neslihan Hanım, siz ne iş yapıyorsunuz? Avukatım. Ne oluyor arkadaşlar, buraya bir saldırı mı var? Ha? Bizi de böyle 1.18'de almasınlar. Oo, magazinsel. Merak etmeyin, bizde kara para aklamak yok. Bizim içimiz rahat. Siz ne avukatısınız? Şöyle, şirket danışmanlıkları yapıyoruz genel olarak. Ama Sefa Bey'in de dediği gibi. Sefa Bey'in dedi. Tamam, siz aynı şirkette falan mısınız? Aynı ofisten. Sefa Bey dediğinize göre o böyle daha mı kıdemli bir avukat oluyor? Yani. Yani bir bakayım. Yani. Şöyle, yaşça bizden büyük ama arkadaşım ortağız aynı zamanda. O kadar çok info verdik bir anda. Hani hangisi olacağımı şaşırdım. Yaşça sizden büyük. Evet. Ortaksınız. Aynı ofistesiniz. Evet. En yakın arkadaşımın da eşi. Tamam. Aynı şeyi mi yapıyorsunuz diyeyim. Yani sizin de mi hem öyle hem böyle. Bakarız. Her işe bakarsınız. Aynen. Arkadaşlar avukatlık mı okusak? Bir anda avukat olmaya mı karar verdim? Bir anda beni Boğaziçi'nde otururken böyle alsalar ve ben avukat olsam. Hiç böyle ünlülerle bir şeyiniz oldu mu? Yani size danıştılar mesela şu davamı görür müsün diye. Yoksa ilk ben olabilirim. Şey, müvekkil gizliliğinden söyleyemiyorum. Of be siz de be. Aman. Bizim gizliliğimiz yok sanki. Bizim de gizliliğimiz var. Tamam, her şeyi paylaşıyor olabiliriz. Ama bizim de gizliliğimiz var. Bazı şeyleri paylaşmıyoruz. Mesela az önceki beyefendi
bizimle neresini sevdiğini paylaşmadı. Biz de öyle yapıyoruz zaten, biliyor musunuz? Biz de söylemiyoruz ama anlatıyoruz. Biz oyuncular da böyleyiz ha. Bize dikkat et. Peki sesiniz güzel mi? Böyle bir soru geldi aklıma. Bence çok güzel ama çevreye göre çok kötü. Sizce güzel mi? Bak doğruyu söyle. Değilmiş. Yoksa dava ederim. Yok, sesim güzel değil. Sesin güzel değil'e karar verildi. Evet. Peki. Çok teşekkür ederiz. Sizinle de memnun olduk. Ben teşekkür ederim.